Şimdi nasıl başladı bu hikaye? Annem babamın geçmişinde çok müzikle ilgilendikleri bir dönem var. Ah çok affedersin. Nasıl kapanıyor? Babam aramış, tüh. Şöyle, 9 yaşında başladı her şey. Bedeninle bütün olabileceğin bir enstrüman, titreşimini hissediyorsun. Sonra çok güzel bir eğitim, Alman ekolüyle büyüdüm ben. Çok disipline eden, genç yaşta çocukları bence çok bilinçlendiren bir eğitim ama sert tabii ki. Çünkü çok fazla da aslında hayatın içinde çocukluğunu çok da yaşayamıyorsun. Çünkü bir sistem içerisinde sürekli çalışman ve kanalize olman gereken önemli detaylar var. Ve bu çok büyük bir disiplin veriyor. Şu an 2019 bayağı benim için verimli geçti. Bir tane işte single yayınladım. Sonra başka bir arkadaşımla vokal yaptım ve yine cello ile eşlik ettiğim bir single daha yayınlanmıştı ilk başlarında. Kendim bir tane sırf cellolu ve elektronik altyapıların olduğu bir single daha kliple birlikte yayınlamıştım. Ya bayağı verimliydi. Sonra şu an işte 2020'de yayınlanacak olan Scar albümünün işte temelleri atıldı, kayıt yapıldı ve hani 2020'yi hazırladık. O gelecek işte 24 Ocak 2020'de artık ilk albüm tüm dijital müzik mağazalarında olacak. Bu önemli bir şey oldu benim için. Bu albümde zaten 2010 ve 2019'u içeriyor. Ne hissettiğim, neler yaşadığım, toplumsal olarak hissettiklerimiz. Hepsini yansıtan bir içsel, çok içsel olan bir albüm Türkiye'ye bırakıyorum açıkçası. Benim için çok duygusal bir bağımın olduğu bir albüm. Bundan sonra mesela öyle bir sound'lı bir albüm yapar mıyım gerçekten bilmiyorum ama çünkü artık bir caz dünyasına doğru giden bir hissim, algım da var. Daha çok öyle şeyler yazmaya başladım. Yani bir bandla çalınan bir şey gibi düşün. Bu şekildeydi 2019 aslında benim için. Verimli. Ya ben kolektif çalışmaları çok seviyorum. Kendim bir şey yazsam bile tanımadığım ama böyle hayranlıkla izlediğim ya da hakkında çok iyi şeyler duyduğum doğaçlamacı özellikle müzisyenlerle buluşmayı çok seviyorum. Çünkü bambaşka bir dünyaya giriyorum her müzisyenle. Yeni bir heyecan gibi düşün yani. Yeni bir yolculuğa çıkmak gibi düşün. Üretilen şeyler çok özgün oluyor. Çünkü o anı kapsıyor. O andaki atmosferi yansıtıyor. O müzisyenin karakterini yansıtıyor. Bu en çok zaten benim dikkatimi çeken, ilgimi çeken şeylerden biri. Doğaçlama müzik kişinin karakterini ortaya çıkaran bir müzik. Ve bu aslında çok çok özgün, çok özel bir durum. Dolayısıyla yeni insan tanımayı sevdiğim gibi yeni müzisyenlerle çalmayı, o deneyimi tatmayı, yaşamayı çok önemsiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Bir müzisyen hayatı için güzel bir hikaye, güzel bir son. Güzel bir başlangıç her şeyde. Bazılarıyla çok fazla uyuşup çok
o devamlılık da getiriyor. Yani mesela keza Almanya'dan Andreas Kalling var. Benim Abstra Free Jazz projemde artık Abstra'nın bir üyesi. Yani bize telefon açıp ben şu ay geliyorum hadi bir konser ayarla Gülşat diyor bana. Ve ben yapabiliyorsam hemen bir konser ayarlayıp Andreas'ı davet ederken ama yine hayal edip Andreas'la işte diğer saksafoncum Durut'una onunla başka bir müzisyeni buluşturma hayalim de oluyor ve hemen böyle gözümde zaten isimler canlanıyor. İşte bir yani 2019'un en güzel harika anlarından birisi Peter Brösman'la çalmamızdı. Çünkü Peter Brösman artık dünya tarihine geçmiş bir free jazzcı. Yani çok önemli bir isim. Bu bana böyle güzellikler sunuyor. Yani başka insanlarla çalışmak, iletişim kurmak, müzikle konuşmak, anlaşmak. Müthiş güzel yani. Bundan vazgeçemiyorum. Şimdi bu hikaye çok büyük aslında. Bir 26 yıllık müzisyenlik var çünkü ortada. 26 yıldır çalıyorum bu enstrümanı ve 26 yılın 10 yılı bir şeyler yazmak ve bestelemekle de geçti. Tabii ki hedeflerim vardı. Şunları yapmak çok istiyorum. Hayallerim vardı. Birçoğu oldu. Bu çok güzel bir şey benim için. Ben kendimi elbette ki artık başka bir noktada görmek istiyorum. Daha güzel sahnelerde çalmak istiyorum. Yani en azından oranın dinleyicisiyle buluşmak veya benim kendi dinleyicilerim, yıllardır beni takip eden o güzel insanları artık güzel salonlarda ağırlamak istiyorum. Onlar da orada görmek istiyorlar. Bunun çabası içerisindeyim ve bunun savaşını veriyorum. Çünkü Türkiye'de çok zor şeyler, şu zor. Yani bir sanatçı olarak bir mekanla veya konser salonuyla benim muhatap olmam beni şey yapıyor, çok yoruyor ve karşı tarafta da güzel bir şey bırakmıyor bence. Çünkü aslında o insan da beni dinleyecek o akşam veya belki dinliyor. Ama oradaki o diyalog, o büyüyü tamamıyla bozuyor. Yani bunlar kolay da kazanılabilen şeyler değil. Özellikle ben 10 yıldır bağımsız bir müzisyen olarak İstanbul'da ve hani Avrupa'da hayatını devam ettiren biriyim. Ve hemen çat diye bir menajerim olamıyor benim. Çünkü ben bağımsızım. Zaten hani her şeyi küçük minimumda tutarak ben hayata geçirebiliyorum. Ama çok şükür destek olan çok fazla insan da var. Onu da yok sayamam. Keza bunların birçoğu caz müzisyeni oluyor. Güşa bizim mekanımıza çalabilirsin. Veya festivallere ön ayak oluyorlar, beni öneriyorlar vesaire gibi. Bunlar güzel kapılar araladı 2019'da bana. 2020 belki bu yaptığım albümle daha farklı bir yerde görünmemi sağlar. Bir besteci olarak artık belki kabul edilebilirim. Veya Türkiye'de solo cello'yu deneysel anlamda bir yere getirmiş, çok az, çok büyük, önemi değil. Bir yere getirmiş solo cello'yu bir insan olduğumu düşünüyorum, bir müzisyen olduğumu düşünüyorum. Bu konuda biraz öncü olduğumu düşünüyorum. Yani elektronik müzikle buluşturmak, cello'yu bir türküyle ve bir bağlamayla buluşturmak, bunlar güzel deneyimlerdi benim için ve birçok müzisyen, genç müzisyen ya da dünyadaki herhangi bir müzisyen de güzel bir ışık yaratabilecek şeyler yaptığıma inanıyorum. Bunun da mücadelesi, eğer bu kadar her şeyle muhatap olmak zorunda bırakacaksa beni, en tatlı dilimle, en mütevazi yaklaşımımla ben bu sahnelerde yer almak istiyorum. Dinleyicinizle buluşmak istiyorum. Dinleyicim buraya gelsin istiyorum. Talebinde tabii ki bulunuyorum. Çok ısrar etmeden. Güzel bir anda biliniyorum artık. Yani biliyorlar. Bir Gülşah Erol var. Bir şeyler yapıyor. Özgün işleri var. Yeni bir şeyler deniyor. Denildiğini düşünüyorum açıkçası. Çok piyano çalmak istiyordum aslında ben ama yoğun talep vardı belki o dönemlerde. Şimdi artık konservatuarlarda o kadar yoğun talep yok. Öğrenci çok alamıyor konservatuarlar. Piyano derken başka enstrümanları da düşünmemi istediklerinde ben cello ve violon, yani violonsel olarak söyledik tabii. Keman demiştim. Üç tercihim vardı. Ve violonsel gerçekten
çok tanımıyordum. Nasıl bir enstrüman olduğunu çok bilmiyordum ama konservatuar müzik okumak çok istiyordum. Ve violonsel oldu sonunda. Violonsel seçildim. Sonrasında yani klasik müzik benim için çok önemliydi ama klasik müzikte virtüöz olmak da başka bir dünya, daha da başka bir disiplin. O disiplin bizde var ama bazı olanaklara ihtiyacım var. Yani iyi bir enstrümana ihtiyacım var. Benim biraz sıkıntılı bir cellom vardı. O sıkıntılı cello, yani hata yapmaya çok müsait bir akustik cello. Ben de kendi müziğimi yaratma ihtimalini doğurdu, biliyor musun? Bu çok güzel bir hikaye. Çünkü ben bir klasik eseri çalışırken çıkan bazı seslerin, bunlar ne oldu? Böyle harmonikler çıkıyordu, farklı değişik sesler çıkıyordu. Önce onlar çirkindi benim için çünkü olmaması gereken seslerdi ama sonra onların üzerine gidince oradan bambaşka şeyler çıkabildiğini gördüm. Sonra onları araştırmaya başlayınca çağdaş müzikle karşılaştım. Çağdaş müzik Shostakovich'le başladı mesela benim için. Yani çok önemli bir dönem. Ondan sonra Stravinsky'ler, Stockhausen'lar, yani işte John Cage'e kadar giden bir skala, artık daha da büyüğü. Onların içine girip o enstrümanı onunla tanımaya başlayıp başka sesler elde ettim, kazandım bence ben bir müzisyen olarak. Çünkü baroktan romantik dönem ve artık çağdaş döneme biraz kala okuldan mezun oluyorsun. Sonrası sizin tercihiniz, ne yapmak istediğiniz. Ben o dünya içerisinde kendim seslerimi yakaladıktan sonra ve baktım ki benim iyi bir cello olabilecek şu an bir gücüm yok. Ve ben klasik müzikte emek harcayarak kendimi çok yıpratacağım. Ben bir yandan devam edeyim. Orkestra sanatçısıyım hala 2005 yılından beri. Bir yandan klasik müzik aşkımı, sevgimi orada devam ettireyim. Ama bir yandan da ben başka ne yapabiliyorum? Onun detaylarına gireyim derken kendi müzik yolculuğum başladı. Ve özgür doğaçlamayla başladı. Post rock'la başladı. Minimalizmle başladı. Sonrasında New Age bir dünya keşfettim. Dünyadaki benim gibi alternatif müziklere eşlik eden bir sürü çelist ve onlar da klasiğe devam ediyorlar ama bir yandan kendi müziklerini yapıyorlar. Onların soundlarıyla yüzleştim. Vay be dedim, ne kadar güzel işler yapılıyor. Ben de yapacağım dedim ve yaptım. Şimdi dinleyecek artık herkes. O güzel bir hedefti ve bunu da başardım. Mutluyum yani, işte böyle bir yolculuk çok. Çok fazla hikaye var. Şimdi dijital mecrada çok yeniyim zaten. 2016'da bir single yayınlamıştık. Yekpare diye bir projem vardı. Onun albümü var. Nedense adım yazmıyor. O çıkmıyor benim profilimde ama aslında ilk albüm bayağı 2013 falan. Şöyle söyleyebilirim. Ben bu albümü single da yayınlayabilirdim ama ben bir bütün olarak yayınlamak istedim. Çünkü bunun bir hikayesi var ve bu hikaye o an alınmalı. Yani o sırayla başlatılmalı ve 13 tane parça var içerisinde, o sırada o dinlenmeli ki insanlar benim biraz ne düşündüğümü, ne hissettiğimi daha iyi anlayabilsin. Parça parça verdiğim zaman benim için bir, yani çok fazla bir şey ifade edeceğini düşünmedim. Dolayısıyla o hikayeyi böyle öyle bir anda dinlesinler ki işte yağmur yağarken çok hüzünlü olduklarında, belki bir şey düşünme ihtiyaçları olduklarında, bir sonbahar günü, bir kış sabahı falan, yoldayken, yol yaparken, yürürken, yani böyle konsantrasyonlarını neye yönlendirmek istiyorlarsa o müzik ona eşlik etsin diye ben bir hikaye yazdım ve onun böyle pıt 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 dinlenmesini istediğim için bir albüm olarak yayınlıyorum. Ama single olarak şöyle düşünüyorum, çok tüketilen bir durumda olduğu için artık üretilen her şey çabuk tüketiliyor. Dolayısıyla o parçayı, yani o albüm olabilecek single'ları yavaş yavaş insanlara sunmanın da mutlaka bir artısı vardır. Daha çok dinlenmesini sağlıyordur belki de. Thank you.
aslında çok güzel bir sürprizim var ama kesinlikle söylemeyeceğim. Ama harika bir projeye başladım ve biraz da ses getirsin diye de uğraşıyorum şimdi. Güzel bir şey geliyor. Farklı bir şey geliyor yine. Ve bayağı kompozisyon yazıyorum yani, ciddi bir şey. O beni çok heyecanlandırıyor. Sonra yine 2020'ye doğru çok şahane iki tane müzisyen getirtireceğim. Hollanda'dan geliyorlar zaten. O proje okeylendi. O beni çok heyecanlandırıyor. Gülşah Erol Band çok güzel gidiyor. Yeni bir ekip, çok canlı bir ekip, çok başarılı bir ekiple birlikteyim. Genç müzisyenler, ruhları, bakış açıları yani bana çok uygun, enerjileri bana çok uygun. Onlarla yürüyeceğim yol beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü onlar bir yandan büyüyorlar. 10 yaş var aramızda. Benim bir takım deneyimlerim var ve hepsi çok güzel bir enerji yaratıyor müzik içerisinde de. Daha samimi geliyor bana. Ve bu Gülşah Erol Band'teki caz parçaları da zaman içerisinde güzelleşen, çaldıkça coşkusunu, heyecanını, duygusunu yakalayan şeyler, besteler. Yani daha başka, daha belki oturaklı, daha az konser ama daha güzel konser. Daha hep daha yeniye yönelik bir 2020 hayalim var. Ve de hızlı girdim aslında. İki albüm geliyor. Yeni bir tane single Miraç Yavuz'dan bir şey yaptık. O da çok nefis oldu. Yani aslında 2020 biraz daha böyle beni daha mutlu edecek gibi duruyor şimdi. Yani daha heyecanlı. Yukarıya doğru, yükselişe doğru çıkan bir grafiğim olduğuna inanıyorum.